Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sefaet. İnsanın geçmişini ve geleceğini öldürür. Dolayısıyla istikamet dairesinden çıkar kişi, irade dışı, cüz-i ihtiyarı ile hareket etmek, iradeyi kaldırıp taklitçilik yolunu açandır. İradeyi devre dışı yapıyor. İrade vicdanidir. Vicdanın sıfatıdır. Vicdan dört sıfatı vardı. Dışarıdan içeriye irade, gir içeriye zihin, gir içeriye his, gir içeriye latife-i rabbani. Sefahat vicdandaki iradeyi devre dışı bırakır. Yani sefahatla, günahlarla meşgul olanların pek iradeleri olmaz. Yaptıkları hareketler hayvaniyet hareketleri, yani hayvani davranışlar olduğu için cüz-i ihtiyaridir. Cüz-i ihtiyar aklidir, irade kalbi vicdanidir. Dolayısıyla iradeyi devre dışı, cüz-i ihtiyar ile hareket etmek, iradeyi kaldırıp taklitçilik yolunu açıyor. Sefaet. Sefaet, şahsiyetini yok eden, manevi beslendiği kaynakları keser. Sefaet. Kurtulmanın çaresi. Aynı lezzetinde elemini görüp hissini mağlup etmektir. Sefaet, kulağa bir şey girmez. Sefi adamın kulağına bir şey girmez. Gözü görmez. Allah Resulü'nün tabiriyle bu hadisinden mealen yazdım. Diyor ki, sefaat yayıldığı zaman, o zaman kulağa bir şey girmez. Göz görmez. Her tarafı fitne sarar. Maruf inkar edilir. Münker ise maruf sayılır. Bu fitne insanların bedenlerini öldürdüğü gibi kalplerini de öldürür. Yani ben şey yapayım. Fitne istila ettiği zaman diyor Allah Resulü, şimdi kulağa bir şey girmez. Duyar da hiç alakası olur. Göz görmez. Her tarafı fitne sarar. Maruf, doğru, din inkar edilir. Münker ise, sefaat, günahlar, rezillikler ise maruf, medenilik sayılır. Bu fitne insanların bedenlerin öldürdüğü gibi kalplerini de öldürür. O zaman göz gözü görmez diyor altında. Müslümanlar da sükkam olur. Sükkam. Sükkam? Yok. Nezle hastası olan bir insanın kokudan, tattan bir şey lezzet alamadığı gibi Müslüman da bu fitnede imanından, ibadetinden lezzet alamaz. Alamıyor. Sakam kalbi dedi o. He? Sakam kalbi bu. Yani kalp hastalığına sebebiyet veriyor. İmanı var. Namazı var. Yani davası da var, dersleri gidip geliyor. Ama günahlara girme nispetinde bunlardan lezzet alamıyor. Abi şeye gidiyorum, dersleri gidiyorum, Hizbul Kur'an okuyorum. Televizyon şundan bundan uzağım, gene bazı sıkıntılarından kurtulamıyorum. Kardeş bir anda olmuyor işte. Çünkü 10-15 seneden beri birikmiş pislik nasıl çıkacak? Kaç sene sigara içtin? 3 sene. 3 sene içmesen ancak vücut temizlenir. Kaç sene içtin? 7 sene. 7 sene içmezsen. Bıraktım bir hafta sonra. Doktor bey ben bir ilaç sigarayı bıraktım. Niye temizlenemiyorum? Ne kadar oldu bırakalı bir hafta? Kaç sene içtin? 7 sene. Öyle olur mu? Şualar 592'de Dabbetul Arz'ı anlatırken zaaf iman, 2 sefahet,
üç israf bütünlüğünden çıktığını söylüyor Dabbetul Arz'ın. Kaçıncı sayfaydı? 592. Şualar. Orada Dabbetul Arz diyor. Kur'an'da bahsediyor. Kur'an ayetine diyor ki ahir zamanda Dabbetul Arz çıkacak. Bu Dabbetul Arz'ın konumu ağaç kurtlarını ağaca durumu nasıl? Zahirde bir adam. Yani bir ağaç. Ama içini kemiriyor. Dabbetul Arz'da zahirden kehli feyli bir adam. Kehli feyli bir adam. Bir adam yani. Bir adama benziyor. Bir insana benziyor. Kütük yani. Kur'an-ı Bakara suresinde kütük diyor ona. Kereste diyor. Bu Dabbetul Arz o nasıl ki diyor ağaç kurtları ağacı kemirdi, ondan sonra devriliyor bir rüzgar geldiği zaman tak geri gidiyor. Duruşuna bakma. En ufak bir rüzgarda devrilecek. İçi boşaldı. Bir, insanı deviren o Dabbetul Arz'ın içerisindeki mana bir tanesi bir. Zaaf imandan. İki, sefahatten. Üç, israf. İsraftan. Sefahatin sıfatları işte bunların bir kısmıdır. Konu değiştiriyorum. Cebrail aleyhisselam sıkma. Peygamberi sıkması. İkra, oku. Bilmiyor. Sonra bir daha ikra, bilmiyor. Sonra ne yaptı? Sen hocasın, hocalık yaptın. Cebrail aleyhisselam ne yaptı üçüncü kez? Peygamberi? Hatırlamıyorum. O sıktı ya. Sıktı onu. Sıktı ve bıraktı. Ondan sonra okudu he. Ne oldu? Ona ait bir cümle. Kendime yazdığım notlarım bu. Evamiri tekviniyi elinde olduğundan batını zahir ediyor Cebrail aleyhisselam. Evamiri tekvini, her şeyin evamiri tekviniyesi, her şeyin dizgin elinde olduğundan Cebrail aleyhisselam batınını zahir ediyor, hakikatını mahiyetiyle, yani zahir batına, batın zahire dönüşüm, inkılap süreciymiş o sıkma. Bizim bildiğimiz o sıkma değil. Batınını zahir, zahirini batına dönüştürme mehalesiymiş. Yani aslında bendeki Kur'an'ı mı uyandırıyor? Sendeki Kur'an'ı uyandırıyor. Okuma güzel. Yazması yok, normal okuma yazması yok. Aferin. Beni sıktığı zaman ben ders almadım, üniversite falan görmedim. Nasıl bir ortaya çıkıyor yani? Yani şu. Mesela insan kainatın çekirdeği değil midir? Değil mi? İnsan yani şöyle düşünün. Bir ağaca çekirdek neyse İnsan Allah'ın dışındaki 18 bin aleme böyledir. Bunun kaydına, yani bu çekirdek halinesinin ahsen-i takvim denilir. O zaman bu 18 bin alemin kaleme alsan ne çıkar? Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i çekirdek gibi ağaç yapsan şecere-i hilkat çıkar. Ağacı çekirdeği ağaca dönüştürmek. Bir şey anlatacağım bak. İnsan ise bu şeceri hilkatın tamamına cem etmiş. Kur'an'ın küçük bir modeli. Hazreti Ali'nin dediği gibi ennennatıkı Kur'an. Ben canlı bir Kur'an'ım diyor. Şimdi bu var, batında var. Batında Kur'an var. Şimdi ilimi iki şekilde yorumluyorum. Bir, zahir manası ile okuyarak, şu anda dersi dinleyerek ilim alıyoruz. Bu zahir manasında ilim alıyoruz, ilim öğreniyoruz, ilim yükleniyoruz, hıfzediyoruz. Batın da böyle değil, batın isminde. Alınanlarla içerideki uyanıyor. Çünkü içeride zaten var. İnsandaki var olmanın canlandırıyor. Evet. Dışarıdaki ile uyandırıyorsun. O zaman havz bastalleri de
O sıkma gibi. Sıkma işte. Mesela Cebrail sıktı. Kabz ve bast aletleri Ebrahim Habis'e sıkıyor. Sıkıntılar bizi, batınımızı zahirimize çıkıyor. Aynen. Mesela çekirdeğe güneş vurur. Sıkar onu. Toprak çekirdeği sıkar. Su çekirdeği sıkar. Yani sıkıyor. Yani hamuru sık, lap diye akar. Ne yaptı? Güneş çekirdeği sıkıyor. Yani batınını ağaç yapıyor, dışarı çıkarıyor. Demek ki çekirdek güneşten bir şey almıyor. Zahirde alıyor. Topraktan alıyor, su alıyor, ağaç oluyor. Batında ise güneş, hava, toprak, su çekirdeğin içerisinde gözükmeyen batın olan ağacı dışarıda ifade ediyor. İşte biz ilim yaparak, Kur'an okuyarak, Risale okuyarak, ders giderek batın manasında diyorum. Bir şey yüklenmiyoruz. Alınanlarla içimizde zaten Kur'an var. İçimizde zaten Risale-i Nur var. İçimizde zaten şeytanlık var. Üstünü açıyorsun. Üstünü açıyorsun. Yani insanda yok, yok. Yok yok. Her şey var. Bunu uyandırıyorsun. İşte oturduğun kişi, konuştuğun kişi. Mesela şöyle düşün. Bir yere gittiniz, hakikaten olumsuz bir yer. Kendi damla çarpıyor, müzik çalıyor falan. Adamdan birisi de oturdunuz. Bir yarım saat birisi bekleyecektin, geldi bir tanesi. Hep olumsuz. Hastayım, şöyle oldu, böyle oldu, şöyle yaptım, böyle yaptım, ona gitti. Yani hep gıybet veya hastalıktan, musibet. Oğlum sen orada of be. Ne kadar rahat oldum ya. Ah, iyi ki anlattım. Biraz da anlatsana. Der misin? Hep yüklendin ha. Sigara içiyor, sana sinmeyecek. La sigarası siniyor da lafzı sana sinmeyecek mi? Sirayet bu. Abi derse gidiyorum da şey yapıyorum da gene olmuyor. Gündüz koca hayatın televizyonla berabersin evde. Hanım ve erkek. Ve iş yerinde. Orada masa. Sirayet ediyor. Abi ne yapalım? Terk et demiyorum ama bil yani kendine zulmetme şöyle. Ya ben niye düzelmiyorum? Ya sen niye kendine zulmediyorsun? Düzelme şartları yok ki. Sen buzdolabına çekirdeği koyduk, ağaç olmasını istiyorsun. Ya kardeşim, buzdolabında Sibirya'da çekirdeği toprağa atılıp ağaç olmaz. Buzdolabında sıcak su bekleme. Yani bu ortamda sıcak su olur mu? Bana bir çay yapar mısın? Dur abi buzdolabındaki suya kullan. Lan buzdolabındaki sudan çay olur mu? Su işte soğuk o. Ocakta olur o. Demek ki sıkmak ne yaptı dediniz? Batındaki var olan Kur'an'ı dışarıya çıkarıyor. Dışarıdan bir şey almıyor. Batınını uyandırdı. Çünkü evamir-i tekviniyenin dizgin onun elinde. Hızır'dan okuyayım bir cümle. Hayır ha. Hızır. Hayır isteyen nurani Abu Hayat Çeşmesi, makam-ı zir. Hayatta meyusiyeti kaldıran, hayatta Hızır bir makamdır, bir ünvandır aynı zamanda, bir mertebedir. Yeisini seni kaldıran, yeis, ümitsizliğin sende kaldıran, Kur'an'ı hakikatlardır. Aynı zamanda sana nokta istinat ve nokta istimdat olandır. Hızır. Hızır adlı bir dersimiz var. Bir saatlik ders, ona müracaat. İşte Risale-i Nur'un Hızır gibi olduğunu söylüyor. Evet. Kaç? Aslan 55. Şimdi bu 165. sayfaydı. Şimdi 206. sayfadan size bir şey okuyayım. Seçtiğim bir yer. 206. Bazen garip aletleri verip seni yukarıya uçurmasını bir hikmeti. Yani insana bazı değişik aletler olur ya. Bazen böyle değişik bir hal veriyor, seni uçuruyor. Onun hikmeti senin ne kadar küçük ve aşağılarda olduğunu görmen içindir. Seni bazen uçuruyor bir derste ya. Derste bir namazda böyle oh. Sonra geliyorsun aşağıya. Yani şu ne kadar aşağıda olduğunu, çıkabileceğini, çıkmanla gösteriyor. Ya yapamam. Ya ben oldu. Bir de çıkarak yolu ispat etti sana. Yol var burada. Yolu gösterdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki,
Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, Allah-u Teala Celle Celaluhu Hazretleri aklı yarattığı zaman ona dedi ki akla, gel dedi, o da geldi. Sonra akla dedi ki geri dön diye emretti, o da geri döndü. Bunun üzerine akla şunu söyledi, ben kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni nezdimde mahlukatın en sevgilisi olana bindireceğim. Çok, sonu çok güzel değil mi? Ben kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni, akla diyor Allah, nezdimde mahlukatın en sevgilisi olana bindireceğim. İnsana bindirmiş. Başka? İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yakınlaşma yana, çok yakınlaşma yanarsın. Bu da Şad-ı Şirazi'nin sözüymüş. Hangi hakikat gizlenmek istendikçe daha çok aşikar yapar. Zulüm kısmak istediği sesi nara yapar. Mesela kısmak istediğin adam var ya, ama zulmettiğin zaman bu sefer nara atar o. Başka? Psikoloji sorunların temelde çözümünden Allah aşkı, Allah sevgisi ve onun adına sevgilileri çoğaltmakla mümkündür. Allah aşkı yani tefekkür, ondan sonra Allah sevgisi, yani Allah sevgisi Allah'ın sevdiklerini sevmek, düşmanlarına düşman olmak, bir de onun adına Allah dostlarını dost edinmek, onların yanında meclislerinde bulunmak. Başka? Affedebilmen lazım, affedebilmen lazım. Affedebilmek kuyudan, hapisten çıkmaya benzer. Zahirde onu affediyorsun, iyilik yapıyorsun gibi gözükürken hürriyetine kavuşuyorsun. Cenazene gelmem, affetmem seni. Bloku olan bir insanın özelliğidir. Ona gömülmüşsün. Seni var ya, bak onda. Mesela böyle adım atarsın. Aha ben de böyle yaparım. Köle insanların özelliğidir. Niye? Senin adımını, adım atmanı o belirliyor. O nasıl adım atarsa sen de öyle yapıyorsun. O zaman senin adımını o belirliyor. Demek ki affetmek karşıya iyilik yapmak değil. Kendini kuyudan çıkartmaktır. Çok korkunç bir tespittir bu. Zaten insan affedince böyle bir rahatlıyor. Tabii ya. Mesela abi gerginlik var. Mutlaka kafanda ya kulak var. Ya bir ah aldın ya da birisini affetmiyorsun. Abi derse gidiyorum, Hizbul Kur'an okuyor, namazı vaktinde kılıp tesbihat yapıyor, derslere gidiyorum, her gün 5-10 dakika Risale evde okuyorum, gene sıkıntım gitmedi. Acaba ya bir kul hakkı var, ya korkunç bir ah aldın veya affedemediğin birisi var. Hiç şansın yok. Ha şimdi affetmek zannediyor ki ona ben iyilik yaptım. Ne ona iyilik yaptın? Kuyudan çıktın. Seni bloke etmişti. Bak bir daha söylüyorum. Sen böyle mi yaptın? Ben de böyle yapıyorum ha. Böyle mi dedin? Heh ben de böyle yapıyorum. Bu davranışlarını kim belirliyor? O. O ne yaptıysa sen öyle yapman. O zaman senin davranışın o belirliyor. O zaman sen kölesin. Çünkü senin içinden gelen değil, ondan gelen tahriklerle tahrik oluyorsun. Kaynak senin hareketinin kaynağı o. Bu köle insandır. Devam edeyim. Bu söz bana söylenir mi? Devam ediyor. Bu söz bana söylenir mi? Hanıma diyor veya kocasına diyor. Sen bunu bana nasıl söylersin? O
o hareket bana yapılır mıydı diye tenkit ediyorsun. Tamam, eyvallah da o söz bana söylenir mi demen sana yakışıyor mu peki? O laf bana denilir miydi be kardeşim? Ha, bana denilir miydi? Tamam, denmemesi lazım ama bu laf da sana yakışıyor mu? Sen kimsin ya? Bana denilir miydi ya? Bana ya. Ben ya. Allah Allah, ben var ya ben. Bende bin ben vardır, benden içeri. Allah Allah. Radiyallahu anh. Kabahatın özründen büyük. Bu asrın insanı yalnızlaştırıldı. En korkunç bir psikolojik hastalık. Bak, bir çağ şah damarına vuruyorum şimdi. Bu asrın en korkunç ihaneti bize, imansızlığın getirmiş olduğu şeyle insanları yalnızlaştırdı. Yalnızlığa itildi. Sevilmediği gibi sevme ihtiyacını giderecek, sevilecek kişiler de kalmadı aleminde. Allah Allah. Demirisiyle konuşuyorum. Kaç yaşında annen dedim? 74 yaşında. Yanında mı? Gelmiyor abi dedi. Sen neredesin? Ben de öteki mahalledeyim dedi. Annen koca binada teke. Ya, bak bir daha söyleyeyim. Bu asrın insanı yalnızlaştırıldı, yalnızlığa itildi. Ondan sonra, abi hastayım. Kadın, dün birisi aradı. Tanıdım. Abi çok hastayım, sıkıntı var. Çocuk da acayip. İkinci çocuk da sıkıntı yapıyor. Ya şey de kocası için, ya ilgilenmiyor. Ses yok ben. Abi bir şey demeyecek misin? Kaynananı evden gönderirken düşünecektim bunu. Çünkü eskiden kız evleniyordu. Kaynana hem gelen gelinin annesi oluyordu, eğitiyordu, hem de doğurduğu çocuğu o büyütüyordu. Çünkü tecrübesi vardı. Dede ise, dede hem oğluna dağ gibiydi, hem torununun elinde tutup gezdiriyordu. İhtiyarlığın psikolojisi, yani edeptir, hayadır, mazidir, örftür, dededen geçiyordu, elinden tutuyordu. Dede camiye götürüyordu, gündüz öğlence camilere, mevlütlere götürüyordu, bazen cenaze şeyler merasimlerine bulunuyordu. Ama baba iş yerindeydi. Baba sabah çıkıp akşam geliyor. Baba görmüyor. Ama baba yerine babanın babasını görüyordu. Bedeli. Her şeyin bir bedeli var. Aç yayan yalnız gitmeye mecbursun diyor ya. Aç yayan yalnız gitmeye mecbursun. Şimdi soruyor. Tek kalacak mı? Ayrı dairesi olacak mı? Hatta aynı binada ben kızımı vermem. Anne babasından Fizan'da olacak. Ondan sonra kız evleniyor. Terbiye alması gereken makamda evleniyor. Eskide 15-16 yaşındaki terbiye makamını şimdi 33 yaşında bir kız bulamıyor. O terbiye yok. Yok yani. Ancak belki de kendi gayretiyle cemaatlere gidiyor, kitap okuyorsa. 33 yaşında, eskide 14-15 yaşındaki hayayı, edebi, davranışını ancak öğreniyordu. Şimdi eli hayatı şey oluyor, ilk doğum yaptı. Ne yapacağım diyor ya. Ama babaanne olsaydı, babaanne seni, kocanı büyüttü. Diğer çocukları büyüttü. Bir sürü tecrübesi vardı. Koca mazi tecrübe dağ gibi kadını senin çocuğuna hizmetçi yapacaktın işte. Abi ağzı durmuyor. Ağzı durmuyor ama eli de durmayacaktı. Bir şeyini sabredecektin, 10 tane alacaktın. Abi sen bildiğin gibi değil. Tamam, onu anlat takkeme. Onu takkeme anlat. El insanu abidül ihsan. İnsan ikrama, ihsana kuldur. Adam gibi davranırsan o ezilirdi. Ne kadar hayvan olursam olayım ya. Ben yap diyorum bir kötülük size.
Ya iyi davranıyorsunuz. Olay yaptım kötülük. Bana gene iyi davran. Ulan insandır ya, etkilenir ya. Neyse, sen ister yap ister yapma. Boğaz'ın insanı yalnızlaştırıldı. Yalnızlığa itildi. Sevilmediği gibi sevme ihtiyacını giderecek sevilecek kişileri de kalmadı aleminde. Yani sevilecek, beni sevecek kimsem de yok. Seveceğim kimsem de yok. Arkadaşlar, farkında mısınız? Sevilmek, sevildiğini bilmek, sevmek ihtiyacından daha fazladır. Allah bu kainatı severek yarattı. Oradan çıkın yola. Allah beni seviyor mu daha kalitelidir? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor düşüncesinden Allah beni seviyor. Ben Allah'ı seviyorum oluyor, tüklüyor, türevi oluyor. İnsanı canlı tutan sevildiğini bilmektir. Çünkü sevgini söylersin, ben seni çok seviyorum diyor. Ben seni hiç sevmiyorum diyor. Adam boğaz köprüsünden atlıyor. Gördün? Yani severken intihar etmiyor, sevilmediğini bildiği zaman intihar ediyor. Anladınız mı bu inceyi? Sevilmediğini bildiği zaman intihar ediyor. Demek ki sevildiğini bilmek sevmekten daha kaliteli, daha yüksektir. Ve bizi sevecek kimselerimiz de kalmadı. Hani az dahi olsa birkaç tane cemaatta olur. Yardımlaşmalar unutuldu. Bu insan ruhen nasıl ayakta kalır peki? Yardım görmediği gibi hukuklarına tecavüz yapıldı. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Evlenmesine yardım etmiyor. İş yerine yardım etmiyor. Mesela arabayı ve arsayı ben şahit olduğumu anlatıyorum. Arabayı ve arsayı satıyor. Kaça satıyor bunu? 1 lira. Bunun değeri kaçtı? 3. Bunu kelepir zannediyor. Hemen çullanıyorlar, alıyorlar. Sormuyorlar. Arkadaş bunun değeri 3. Sen bile niye satıyorsun? Hastan mı var? Ameliyat yaptıracağım birisi mi var? Zor durumda kalmazsan bunu satar mıydın? Sahabenin birisi... Yok tabi'in, tobe. Sahabenin değil, tabi'in. Ya tabi'in veya tebe-i tabi'in. At satın alıyor. Baktı ki, İmam-ı Ebu Yusuf olabilir mi acaba? Atın değeri piyasaya göre ucuz. Bunun değeri bu değil ki dedi. Adam da ezildi, büzüldü yani. Yani o kadar. Hayır dedi, onu demek ki. Yani bunun değeri bu değil. Bunun değeri yüksektir. Al sana esas değeri. Adam şaşırdı ve sonra ekledi. Niçin bu değerini bildiğin halde bu kadar şey? Ya falanca. Hemen diyor bu parayı birisine borcu varmış sağlık şeyle alakalı ve şeyine doktora götürecekmiş ve işte tabibe götüreceğim. Yani böyle bir şey var. Ona götürmem için dedi. İşte çocuğumu, hanımımı hasta. Onun için bindiği atı böyle satıyor. Ne yaptı biliyor musun? Dedi ki al şu parayı, tamam, at benim. Sen bu atla git işini gör, ondan sonra bana elin gel boş alınca getiririz. Şimdi yani yok mu? Haşa, ümitsiz değilim. Var tabii. Ancak böyle cemaatta olur, cemaatlaşmada olur, ümmet ruhunda olur. Ümmet ruhunda olur. Evladına yardım etmiyor. Ama kardeş kardeşe dava adamları ediyor. Ben çok insan biliyorum, yani az da değil, vekil oldu. Vekil olduğu kişi battı, o ötekisi battı, kefil olduğu için bunu da batırdı, işçiliğe düştü, dükkanını sattı ve isyan etmiyor. Ve bildiğiniz birisi de. Dedim ki, niye istemiyorsun para? Abi görmüyor muyum ya? Ben biliyorum ki elinde olsa kıyameti kopar hemen getirir. İsteyip de diyor, bir daha moralini mi bozayım? Görüyor musun? Cemaat.
Ancak cemaat, yani cemaat olun, cemaate gittin ile ders için değil. Yani sevileceğin bir ortam. Mesela bir tanesi vardı ben lisede okurken, teknik lisede Mecidiyeköy'de okurken Şişli'de. Şu anda abi 4 Levent'te oto parçacısı, Dodge parçacısı. Dedi ki, bir ismini demedim yani. Hasan'cığım buyur abi dedim. Yaşlı bize. Hasan'cığım dedi, biz talebeydik o zaman. Ben dershaneye, cemaate anlatıyor, bana da hitaben. Ben dedi, nurculuk ilk dönemim belki de 6 ay dedi. Hiçbir şey anlamadım. Niye geliyordum biliyor musunuz? Dükkanı bekliyordum, 4 kez olan saatte olsa da kapatsam, kendi sahibi. Akşam da önce kapatacağım da diyor ama dershane saati yok ki, kimse yok. Dershane toplam ders saati, Mecidiyeköy'e dershane, gitsem. Niye? Anlamadım ama o oturuyordum ya, ders öncesi, ders sonrası. Ders ortamında böyle tatlı oluyordum, şu anlamıyordum diyor. Kafada bu meşgul. Ama ders öncesi, sonrası, abim nasılsın, iyi misin, oh kardeş. O sıcak ortam var ya, üf, beni ihya ediyordu diyor ya. Ben sırf o güzel, samimi kardeşlik ortamının için gidiyordum. Sonra kandırdılar beni, nurcu yaptılar diyor. Yani o sıcak ortam var ya, var. Ancak sohbetlerde oluyor. Yardım görmediği gibi hukuklarına tecavüz yapıldı. Yuvasını bombardıman eden ve yuvaya sıkıntı sokan yayınlar girdi. Gidiyor mahremlere, mahremlere, şunlar bunlar. Kapıları kapatıyor ya evce. Bütün kapıları açma manasında olan televizyon açıyor. Her şeyi kapı açıyoruz. Televizyon açarak. Okulda çocuklarımıza hem yanlış ahlak hem yanlış şeylere alıştırdılar. Habername altında olumsuzlukları aşıladılar. Habername altında insanların pozitif enerjilerini toprakladılar. Spornama altında Galatasaray Fenerbahçe yaparak tarafkirlik hissini İsrail'e bırakmaz halde kaldılar. Doğruyu doğruluğu öğretecek makamlardan olan bazı hocalar yalan söyledi, sömürdü, bidatları bizi bulaştırdı. Yani dini tamir davasında din tahripçileri türedi. Bunlardan bir tanesi İslamoğlu'dur. Mustafa İslamoğlu'dur. Yaşer Nuri'dir. Bayrak bayraklı mıdır nedir? Bunlar dini tamir davasında din tahripçileri. Bizi bidatlarla bulaştırdılar ve hadisi inkar etme cesaretini verdi insanlara. Şu hadis değil, rahatça böyle hadisleri reddettiler. Kaderi inkar ettiler. Çünkü Peygamberimizin hadisi var bir manada. Ümmetimin içinde diyor bir şey çıkacak diyor. Kaderi inkar eden bir zümre çıkacak diyor. Ümmetimin diyor nesidir diyor. Korkunç bir tabir kullanıyor. Ümmetimin böyle bir aşağılık bir takımı olarak söylüyor. Ama tam o tabiri hatırlayamıyorum. Neydi? Ümmetimin Yahudisi değil mi? Yok, ümmetimin Yahudisi değil. Köpekleri? Hayır, bidat değil. Ümmetimin bir şeysi, bir grup ismi veriyor. Benim ümmetimden ya Resulallah bu da mı olacak? Gelecekte diyor, kaderi inkar eden ümmetimden bir zümre çıkacak diyor. Bunlar diyor falan şeye benziyorlar diyor, benzeyecekler diyor. Allah Resulü böyle diyor. Eğer yalan söylüyorsam Allah kahretsin beni. Zaten benim demediğimi diyen, dediğimi de yalanlayan cehennemde yerini hazırlasın diyor. 19. mektupta bu hadis-i şerif var. Hatırlarsınız. Aynı böyle. Kaderi inkar edecekler diyor. Adam kolunu sallaya sallaya hadisi inkar ediyor ya. Hadisi inkar etmek, ayeti inkar etmenin aynısı. Kaderi inkar etmek, Allah'ı inkar etmenin aynısı. İman esasları, 6 tanesi bir bütündür. Allah'ı inkar etmek neyse, haşir inkar etmek odur. Melekleri inkar etmek neyse, kitapları inkar etmek odur. Kaderi inkar etmek neyse, peygamberi inkar etmek aynısıdır. Acayip bir şey. Çocuğuna karşı, diyeceksin ki abi ne isim verdin? La kardeşim fitne çıkarmayın. Ne fitne çıkarması? Fitne bizi boğuyor. Ben bu ümmete uyarmasam bu makamda kim uyaracak?
Nereye mal olacak? Nereye olursa olsun. Milletin uyanması adına bin tane hasar feda olsun. Bunlar arkalarında eller var. Bir tanesinin arkasında İran var. Bir tanesinin arkasında Suudi Arabistan'ın Vehhabi, Şia, Selefiler var. Bayındır da onlardan. Bayındır da onlardan. Abdülaziz Bayındır onlardan. Mustafa İstanbul'u Şia'dır. İran menşelidir. İran'da yetinmiş. Babası da söylüyor zaten. Babası yalan mı söylüyor? Ulema videosu var. Google'da var ya. Mustafa İstanbul'u babası diye yazan çıkar. Ben diyor şey gönderdim Mısır'a diyor. İran'a gitti diyor. Evi diyor İran kitabı, Hümeyni kitaplarıyla dolu diyor. Babası söylüyor. Babası söylüyor yani. Zaten demesine gerek yok. Çünkü Şia'da kaderiye yerine bir o kaybolan imama inanmak var. Kaderi inkar ediyorlar ya onlar. Ehli bidaya ya. Ya bu millet neler çekti ya, neler çekiyor ya. Başka konuyu değiştiriyorum. Çocuğuna karşı kuralların olsun, onu uymasına mutlaka sağla. Yani ille despotlukla değil. Çocuğuna karşı kuralların olsun, o kurallara uymasına çocuğa iyilikle, güzellikle, ikramlarla. Çünkü iltifat ve ikram insanı kul ve köle yapar. El insanu abidul ihsan. İnsan ihsana, insan ikrama, iltifata kul ve köledir. Başka, ilim netice değil, nasıl deliller çok akıllı, ilimli şeyler biliyorlar, psikoloji hastalar, vesveseciler nasıl kurtulacaklarını biliyorlar ki ilim onu tard eder olmasına rağmen olmuyor. Yani ilim netice değil, onu anlatıyorum. Bir daha söyleyeyim. İlim netice değil. Niye? Nasıl deliller çok. Bak deliller çok. Akıllı. İlimli şeyleri biliyorlar. Psikoloji hastalıkları biliyorlar doktorlar da dahi. Bu hastalıktır. Nasıl kurtulacağını da bildikleri halde. Vesveseciler, vesveseleri biliyorlar. Nasıl kurtulacaklarını da biliyorlar ki buna ilim. İlim onu tard eder olmasına rağmen hala niçin kurtulamıyorlar? Çünkü İlim elde edilenden, çünkü ilim elde edilen istifade edilmiş miktarına deniyor. Yani ilim öğrenilen, ezberlenilen değil. Elde edilenden edilen istifadenin adıdır ilim. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. İlim elde edilen, ezberlenilen, okunulan, duyulanı hayata dönüştürürsen hayata o bilgi ilim olur. O zaman ilim canlı ve ruhlu olur. Sana rağmen çalışır vücutta. O bilgiden elde edilen istifadeye deniyor bu manada. Misal, örnek. Namaz kılmayı, Kur'an okumayı bildiği halde hem namazın sırrından ve feyzinden hem Kur'an'ın enerjisinden istifade edememesi gösteriyor. Bilmek yapmak değil, ilmini eyleme dönüştürürse ilim aynı kudret olur. Çünkü 7 tane subuti sıfat birbirine girift olur. Yani birbirine geçişlerle yaparlar. Buna şey deniliyor Arapçada. İktiran da deniliyor ama birbirine dönüşme bir şey deniliyor neyse. Subutu sıfatı sayar mısınız? İlim, irade, kudret, sem, basar, hayat, kelam. Tamam mı? Bazıları tekvin diyor, ustad kelam diyor. Tamam. Bu subutu sıfattır. Hepsi canlı ve ruhludur. Topraktan, ölü topraktan diri çıkacak. Subutu sıfattan ilim cansız olacak. Böyle bir şey yok. İlim canlı ve ruhludur. Bak, ilim, iyi dinleyin bu çok önemli. Eğer ilim olursa o elde edilen bilgi duyduğunuz, benim okuduğum o bilgidir. Kur'an'da bunu kitap tüklü merkebe benzetiyor. Yaşanırsa o ilim olur. O zaman ilim kudrete dönüşmüş olur. Yani ustad diyor ki 25. sözden kullanacağım. Ey sema suyunu kes.
Ey arz, suyunu yut. Bunun gibi biz diyemeyiz mi? Dersin ama ayet olmaz. Niye? Çünkü Allah'ın ayetiyle bizim sözümüzün arasındaki en büyük fark şu. Allah söylerken oluyor, olurken söylüyor. Ey sema suyunu kes dediği anda kesiliyor veya kesildiği anda söylüyor. Ey arz suyunu yut dediği anda su yutuluyor veya yutulduğu zaman söylüyor. Yani eyleme dönüşen ilim, ilme dönüşen eylem aynı oluyor. Yani kudret ilim, ilim kudret. Onun için ayet olamıyor hiç kimsenin. Ama ben şöyle diyebilirim. Ey sema ne olur lütfen rica ediyorum suyunu keser misin ya? Keser mi? Şu anda güneşli. Ey sema ne olur yandım biraz güneşini kes. Olur mu komutan? Onun için ayet olmaz. Ha, o zaman söylemek ilimdir. O söylediğin olması kudrettir. Söyleme anında kudret oluyor, kudret ilim oluyor. O zaman ilim, kudret, kudret ilim aynı oluyor, dönüşüm oluyor. İlim, risale okumak kudrettir aynı zamanda. Ne demek? Bak. Bak iyi. İki yapı var temelde insanda. Bir beden, bir ruh. Temel. Üçüncüsü benim. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan. Bunun dışında. İkisi de atölye. Bu ceset, bu cesede gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden bir şey girerse enerjiye dönüşüyor. Bak, gözden, kulaktan, burundan, dilden, dokunmaktan içeriye bir şey girerse istisnasız seyrettiğin, duyduğun, kokladığın, yediğin, dokunduğun içeride enerji oluyor. Eğer bu içeriye soktukların menfi ise, şarkı türkü dinliyorsan enerjidir ama olumsuz enerji kesin. Kötü şeyler seyrettinse enerjidir, kötü enerji. Şimdi bu enerji burada duruyor. Kur'an okudun, Kur'an dinledin, ders dinledin, derse baktın, tefekkür ettin, iyi bir yere, harama bakmadın. Bu da enerji. Ruhsal enerji. Ruhsal enerji, bedensel enerji. Eğer bu Kur'an okumak, tefekkür etmek, kitap okumak, derse gitmek, enerjisini sen bununla çatıştırdığın zaman bu nefis bunu blok ederse bunu sömürür. Topraklama yapar, gücün yetmez. Ama ikisi de sanki atölye enerji imal ediliyor. Ruh bir atölye. Tamam. Delil, burhan, fikret, usare, şira gibi şeylerle, bu malzemelerle iman enerjisi elde ediliyor. İman enerjisi elde ediliyor. Bu bir enerjidir. Çünkü bunun adına ustad enerji olduğuna nur diyor, kuvvet diyor. Bu varlıktır. Fakat benim Müslümanım, nurcudan bahsediyorum, burayı bilmiyor. İman nurdur, kuvvettir, mahluktur, enerjidir, realitedir. Vardır. Cihazı çalıştıran bir şeydir. Nasıl elde edilir? Ruh atölyesinde delil, burhan, fikret, usare, şira, iki tane de var. 71. sayfada işaretleyeceğiz de söylüyor. 71. Aç şey bakayım kaç tane. Delil, burhan, fikret, usare, şira, 71 sağda en üstte fikret ha ünsiyet demedik bir de usare şiralarından vicdan tatlı iman bağlı yapar devam eğer o göz küfür zulmetiyle yok üstte çık bir daha oku 7 tane 6 tane geldin mi abi oku bakayım Yet... bu 71'i yukarıdan oku 71'in başından oku
Delillerinden. Delil. Burhan. Burhan. Alacağı ibret. İbret. Fikret. Ha, ibreti de dememiştik. Tamam. Ünsiyetle ibreti demedik. Hepsinin manası farklı değil mi Hasan abi? Tabii canım. Bu malzemedir. Yani 6 tane, 6 tane iman esasının topladığı malzemedir. 6 tanedir bu. Şöyle de diyebilir miyiz abi? Şimdi o aldığımız ilim dimağımızı nurlandırıyor. Aklı nurlu diyor ya abi. Şimdi mesail iman vicdana indirdiğimiz zaman sonra marifet olunca ilimden aldığımız ilim oluyor. Yani malumdan aldığımız ilim oluyor. O bizi canlıyor. Evet. Bu ilim maluma bağlı. Elde edilen bilgi malumdur. Burada. Tard eden ama o marifet olan ilim. Buraya gelirse ilim olur. İlim demek kendisi kudrete dönüşmüş hali. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Ustad şöyle diyor. İlim kudrete dönüşmesini şöyle diyor. İlim onu tard eder. Yani şu. Çık dışarıya. Çık. Çık. Kalk. Bu ne demek? Eylemdir. Çıkar mısın? Değil. Çık dışarıya. Yani sen hiç karışmıyorsun. İlim onu tard ediyor. İlim ile tard etmiyorsun. Yani kalem ile yazı yazılır. Ama yazan Hasan'dır. Kalem alettir. İlim böyle değil. Alet değil. İlim kendisi faildir. İlim kendisi fail. Kendisi hakikat. Yani ilim onu tard eder. İyi dikkat et. İlim ile onu tard edersin demiyor. İlim ile tard edersin. Kalem ile yazarsın demiyor. İlim tard ediyor. Yani ilim kudret olmuş. 25. sözde geçiyor. İlim aynı kudrettir. Kudret aynı ilimdir. Ya ardübleyi ma'aki ve ya mesema akli. O ayet de orada geçiyor. Yani ey sema suyunu kes ilimdir. Emir, ilim. Dediği anda kesiliyor veya diyor. Kesiliyor onu ifade ediyor. Suyunu kes dediği anda kesildi söyledi. Onun için beşer kelamı ile Allah kelamı arasında şu. Kelamın içerisinde Allah var, kelamın içerisinde kişi var. Ama ben ne dedim? Ey sema suyunu kes. Keser mi? İçinde boş laf. İçi dolu değil. Yani ilmin içinde kudret var. Söylerken oluyor. İlmin içinde kudret var. Yani ilim kudrete dönüşmüş. İmam-ı Gül'ün kitabı bin. Şimdi gibi. Tekrar devam ediyor tekrar. Yani aynı birbirine dönüştürme. Sonra orada denizlerde bir şey var. Tam 5 tane çıkarttım Hasan abi. Çiçek gibi derilerinden burhanlarından değil. Alacağı ibret. İbret. 1. Fikriyet. 2. Ünsiyet. Üsare ve şiarlarından. Aşağıda bir tane de var. Bu kadar. Vicdanı o tatlı diyor. Yani dediniz ki. İşaret icazımı getirsin. 6 tane çıkarttı. 6 tane çıktı yani. Niye 5 diyorsun? Pardon. İbreti katmamıştır. İbretle beraber. Yürühan ve derilerinden çıkarttı. Tamam, 5 tane olmaz çünkü. Saydık yani biz onu. Damyo getirme. 6 tanedir. Biz onu tek tek çalışıyoruz. 6 tane iman esasından. Peki, ruh atölyedir. Ruh atölye. Bu atölyede iman esasları delili, ibreti, ünsiyeti, usareyi, şirayı, delili 6 tane aldı mı? Bir mahsul çıktı. O mahsulun adı imandır. Onun adına da ustad kuvvet ve nurdur diyor. Yani realitedir. İman realitedir. Mahluktur. Hakikati. Mahiyeti değil. Arkası değil. Bu neyi anladı? O zaman nerede kullanacaksın? İman nur ve kuvvet midir şimdi? Geç 25. lemanın 25. devasına. İstisna yapmıyor. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Bu bir anlayış değil. İman neydi? Realiteydi. Mahluktu, nurdu, kuvvetti. Hastalık neydi? Geç 246 sözlerde erva habiseydi, mevad-ı şerireydi. Hücre, kanser hücresi, bilmem ne hücresi, erva mevad-ı şeriredir, şerir maddedir. Şerir madde nasıl oldu? Bu iman madde olduğu gibi. Yani erva habise dondu, günahlar dondu, erva habise oldu. Peki, İlle günahlar mı? Hayır. İlle günahlarla değil. Bir kısmı erva habisedir.
Bir kısmı insan kainatın çekirdeği olduğundan sisteminde var olan şeytan ve ruhaniler var ya, onlar aktif oluyor. Cihadımıza vesile olması için. İlle hastalık olması bir şeye, bir günaha isnat edilmez. Ama günahların da enerjiye dönüştüğünü anlatmak istiyor. Günahlar enerjidir. Sevaplar enerjidir bedensel itibariyle. Dindeki adı günah ve sevaptır. Fizikte karşılığı günah sevap değil. Pozitif enerji, negatif enerjidir. O zaman bütün dertlerinizi dermanı olan imanı inkişaf ettirir. Mesela adam tansiyonu veya nabzına bakacak. Tak zirve yapıyor. Lan dur ya. Düşündüğü için oluyor. Bak oynatıyor burayı. Düşünceyle oynuyor mu oynamıyor mu? Heh, ilim böyledir işte. Realitesi var. Düşündüğünüz her şey canlı ve ruhludur. Osunuz, oradasınız. Okuyorum. Mesela adam namaz ilmi var, namaz bilgisi var, namazın ilmi yok. Namaz kılmıyor. Hafızdır, ayette kütüphanedir. Ulema-i su, Allah Resulü diyor ki mülbisine, mülevisine, rezil, kepaze, ne günah yaparsa inşallah şirk hariç. Ümmetimden diyor ama muzdarip, istiğfar etmiş, memnun değil. Yani Allah'a yalvarıyor. Ben bunlara şefaat yapacağım diyor. Fakat birisine yapmayacak bir gruba. Bidahiline şefaatim yoktur. Zira diyor, bidahili cehennemin köpekleridir diyor. Dinde, bida ne demek? Dinde olmayanı dinde göstermek, var olanı da inkar etmek. Bunlar cehennemin köpekleridir. Biz de Resulullah'ın söylediğini söylüyoruz. Var olanı inkar eden cehennemin köpeğidir. Sana ne demek cehennemin köpeği olmak abi? Sana nasıl bir azabı var ki? Cehennemin köpeği olmaz. Nasıl yani şimdi cehennem şeyimiz vardı ya. Onun sayfa... Gaya kuyusuna mı? Gaya kuyusuna inmiyor. O kadar inmiyor da. O münafık. Cehennemin zannediliyor ki insanlar. Cehennemin şeyi komplesinin adı cehennemdir. Cehennemin adı komple cehennem değildir. Tamam mı? Cehennemin birinci tabakasının adı cehennemdir. Ama merhameti ilahi ile Cenab-ı Hak merhamet ya mesela azı çok göstermek için Cenab-ı Hak şey yapmış. O birinci tabakanın adını genelledi. O cehennem hakkındaki yeri bulsam böyle şurada bir yerde onları toplamışım da yalnız sayfa verecektim okumayacaktım çünkü konumuzdan çıkar. Bakayım bulabilecek miyim? Ondan sonra evet cemaat alfabetik mesela şunu birisi yazsa şimdi C'ye bakardık hemen bulurduk. Ama hangisine yetişeceğim? Topluyorum. Ondan sonra freeze yapıyorum. Ama bir tanesi çıkıp da böyle yapsa da istifade etse diye insanların istifadesini sunuyorum. Bir tanesi çıkıyor diyor ki ve haklı olarak niye Risale'nin dışında insanları meşgul ediyorsun? Çok da haklısın ve kaldırdım bu sefer. Tamam doğru söylüyorsun dedim. O da haklı ve şu anda gördüğünüz gibi ben de haklıyım ama demek ki o kardeş de istifade edemiyor ve ben de kapatıyorum. Nerede? Orada o cehennemin köpekleri hakkında vasıflanma makamlarındaki vasıflar var. Neyse. Şu çok önemliydi. Onu kaçırmamanızı istiyorum. İlim kudrettir. Kudret ilimdir. 7 tane subut-ı sıfat birbirine döner. Mesela ilim basardır, basar ilimdir. Kudret basardır, basar kudrettir. Birbirine geçiş var. Bu başka. Değiştiriyorum ve son şeyimiz olacak. Bugünkü şeyimiz. Burası yani dünya, burası değil. Burası değil. Burası ne peki neresi burası? Burası nereye göre neresidir? Mesela bu nedir? Kazma mıdır?
Kazma değil. Armut mudur? Bardak mıdır? Her şeyi kıyas ettik, ettik, ettik. En son dedik kalemdir. Yani armut değil, şeftali değil. Ayıklama ile kalem olduğu ortaya çıktı. Dünyanın içindeki eşya nispet edilerek bilinir. Peki, dünyanın içindeki her şey nispet ediliyorsa, dünyanın ne olduğunu, komplesini nereye nispet edeceğiz? Dünya nedir? Dünya diyebilir misin ki dünya nedir? Armut değildir. Dünyanın ne olduğunu içindekilerle izah edemezsiniz. Mesela Hasan nedir? Hasan armut değil, şeftali değil, çakal değil, dağ değil, deniz değil, tamam. Nedir? Kazak da değil, böbrek de değil. Nedir ya? Benim, benden daha üstün bir makamla beni izah edebilirseniz, ancak beni ne olduğumu bilirsiniz. Beni taşla izah edemezsiniz. Benden aşağıda. Beni sırla izah edemezsiniz. Beni çiçekle izah edemezsiniz. Beni melekle izah edemezsiniz. Hiçbir şeyle. Beni cennetle izah edemezsiniz. Beni cehennemle izah edemezsiniz. İnsanı ancak Allah ile izah olur. Üst daha, en üstün. İnsanla Allah mabeyninde beyne berzah yoktur diyor. Mabeyn yoktur yani. Dolayısıyla bu dünya nedir? İçindekilerle izah edemezsiniz. İster istemez dünyanın dışında bir kaynakla izah etmek lazım. O da ahireti otomatik mantıken gösteriyor. Burası nereye göre neresidir? Kendisine göre kendisidir dünya. Burada doğduk, büyüdük. Adem Aleyhisselam'ın cenneti bilmediği gibi Adem Aleyhisselam doğdu, büyüdü, cennette cenneti bilemedi. Biz de doğduk, büyüdük, dünyayı, dünyanın ne olduğunu bilmiyoruz. Adem Aleyhisselam cennet gibi bir yeri bile anlaması için farklı bir yere gitti. Bizim burada doğduk, büyüdük, burayı tanımlıyoruz, ne olduğunu diyoruz. Doğru olduğunu nereden biliyorsun? Adem Aleyhisselam peygamber ruhu cennette olduğunu bilemedi, kendini bilemedi, cenneti bilemedi de ben bu dünyada doğdum, büyüdüm, başka aleme çıkmadım, dünya hakkında fikrim var. Dünyanın, senin hakkı, sen dünya hakkındaki bilgilerinin doğru olduğunu kim sana söylüyor? Bir daha söylüyorum. Peygamber ruhu bulunduğu cenneti cennet olduğunu bilemedi. İlle dünyaya indirildi, ha dedi. Orayı anlaması için buraya ihtiyacı oldu. Senin de burada bulundun, doğdun, peygamber ruhu yok. Bura hakkındaki bilgilerinin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Başka bir yere gitmen gerekmiyor mu? Fikren. Zaten usta diyor ki, ahiretin güzelliklerini göremeyen diyor, dünyadaki güzelliklere prestij eder. Nasıl görecek ahiretin güzelliklerini? O yediğin sözde geçiyor. Adem Aleyhisselam'ın cenneti bilmediği gibi, oysa baki alemde o meyveyi yemese idi, ölecekti zannı vardı Adem Aleyhisselam'da. Yani ben bu meyveyi yemesem ölecektim. Yani böyle inanmasaydı yemezdi zaten. Oysa orada ölüm yoktu ama ölüm olmadığını bilmiyordu. Çünkü hiç ölüm görmedi ki. Ölmemeyi de görmedi. Biz de buradan bir yere gitmemiz lazım ki burayı orayla bilelim. Adem Aleyhisselam burayla orayı bildiği gibi, Adem Aleyhisselam burayı, dünyayı orasıyla bildiği gibi, cenneti de burayla bildi. Yani dünyayı cennetle anladı, gelince vay be burası neresi ya? Ben geldim yer hiç benzemiyor, dünya dediniz ya tamam, vay be doğru, bu böyle ama orada yok. Ama buraya geldikten sonra burayı da yaşadı, cenneti de anladı. Biz şimdi daha bir yerdeyiz, tekteyiz. Ve bunun hakkında ahkam kesiyoruz. Dünya budur şudur. Nerede biliyorsun? Kim sana söyledi? Belki de ahirettesin şu anda. Haberin yok. Olmadığını kim söylüyor? Vahiy. Vahiy diyor ki Risale-i Nur, onun tefsiri, izahı, manevi tefsiri diyor ki, dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Tenteneli bir perde. Peki, ben size şöyle söyleyeyim. Tenteneli perde neyin üzerinde? Ahiret. Demek ki
Örtüldüğü yerde ya. Dünya neredeyse ahiret oradadır. Yani buz neredeyse su oradadır. Bana söyleyin bakalım, susuz buz olsun. Susuz buz oluyorsa ahiretsiz dünyada olur. Burası bir üstüne bindirilmiş. Neymiş biliyor musun burası? Bak şimdi onu açıklıyorum. Bu dünya bir üzerine giydirilmiş. Kazak, gömlek, atlet, beden, hayat, his, şuur, akıl, ruh, ben olan ben. Ha, şimdi bunları sayıyorum. Şimdi dünyanın üzerine giydirilen elbiseler. Esma-i Hüsna'nın tecelligahı, ahireti mezrası, nefsin melabegahı imiş, birbirine giydirilmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim şu sayfa huruf libası giydirilmiş diyor. Harf libastır. Elif, B, T, S, C libasmış. Kur'an manasına huruf libası giydirilmiş. Libası mahluk. Yani libas. Harf libastır. Yani şu sayfa mahluktur. Ama Kur'an o değil. Ben kazak giydim diye ben siyah mıyım? Ben kazak mıyım? Ama bana giydirilmiş. Bende mahluk olmayan ruh yok mu? Yani ruh diyorum, ene. Bak kazak giydirilmiş. Mana mertebesini diye düşün Kur'an'ı. Gömlek. Benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim isim, benim şuurum. Benim ruhum diyen ruh değil. Arkada. O ben olan ben mahluk mu? Değil. Ha, Kur'an da böyle. Ben olan beni var. Bir de en dışarıdaki kaza var. En dışarıdaki kaza huruf. Harfler libastır. Sana şöyle bir şey diyebilir miyiz abi? Kur'an manasına huruf libası giydirilmiş, ruh manasına ceset libası giydirilmiş. O kadar. Öyle diyor zaten. Şeyde geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şeyinde kısasında 20. sözde diyor ki ruhunuza iman libasını giydiriniz. Hem dünya ateşinden hem ahiret ateşini yakmasın diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kısasında orada. Sağ tarafta. 20 sözde. Ruhunuza bak ne diyor bak. Ruhunuza iman manasını demiyor. İman libasını giydiriniz. Aynı yer herkese göre ayrı. Bak aynı yerdeyiz ama burası herkese göre ayrı. Farklı. Her şey olabilen, gözüken bilen bir dünya. Kim nasıl görmek isterse öyle bir dünya. Ne nasıl görmek istiyorsan öyledir. Ahiretten uzak görürsen hakikaten uzaktır. Ahiretin bir benzilidir diyor. Mesela bak. Bakıyor musunuz? Nereye örttüm? Söyleyin. Örttüm değil mi? Neyi örttüm söyle. Kitapları örttüm. Neyi örttüm? Kitap. Nereyi örttü? Örtü neredeyse kitap orada değil mi? Dünyada ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Aynı yerde. Şu var ya eskide kontür var diye telefonlara kontür yükleniyordu. Kart satılıyordu. Orada sayı vardı, sayı böyle siyah bir şey. Tırnağınızla kazıyınız. Yazılar çıkacak, ondan sonra yükleyin. Şimdi dünya bana göre geliyor ki, dünya o sayının üzerindeki kazınacak şey. Vallahi bu derslerle sanki böyle hafif kazarsan böyle, hani toprağa kazarsan hemen ineceksin aşağıya. Hemen aşağı alsın. Abi çok sarih oldu, çok güzel oldu. Çok yakın, o kadar yakın. Evet, çok sarih bir örnek. Bak bunları tefekkür ederseniz ölürsünüz. Nefis cihetiyle ölürsünüz. Ölümden kurtulursunuz. Çünkü nefisi öldürürsünüz. Nefislerini öldürenler ölmeyecekler. Nefislerini yaşayanlar, çünkü ölümü nefis tadacaktır. Küllü nefsin zaykatını. Nefis arzularını, nefsi arzularını, bedensel hazlarını yaşayanlar, müjdeler olsun, ölecekler. Ölümü tadacaklar. Bedensel hazlarını, ruhlarını bedenden çıkaranlar, yani bedensel dayatmalar, bedensel hayatı yaşamayanlar, Allah'ın dediği gibi yaşayanlar, sünnet-i seniyi yaşayanlar, müjdeler olsun onlara, ölümü tatmayacaklar çünkü öldüler. Abi nasıl, ölüm acı değil mi? Ben zaten acı işte, bana bak diyor şu arama, bakmıyorum, acı işte, ölümü tadıyorum ben şimdi.
Televizyona bak diyor. Bakmıyorum. Acı değil mi? Ha, tadıyorum işte. Ölüm acısını çekiyorum. Böyle sekerat yaşıyorum ben zaten. Her an sekeratı yaşıyorum ben. Birkaç dakika adam ölüm anında tattı. O mu yani sekerat? Ben ölüyorum. Hayat boyu ben ölmüşüm. Şu geliyor bir tane şey, fırsat. Tam bir rüşvet. Memurum. Aha, yanmıyor mu içim? Aha, yandım işte sekerat. Aha işte yanıyorum. Sekerata canım çıkıyor işte. Canı... Ya arkadaş, canı kimin çıkacak? Ruh bedende çıkmanın adı değil midir? Ölüm. Kim öldü şimdi? Ruh mu öldü, ceset mi öldü? Bu öldü. Ruhun cesetten çıkmasını yapan, yani ruhu kurtaran itfaiyeci Azrail aleyhisselam. Ruhu öldürmedi ki. Tam tersine ruhu diriltti, kurtardı. Ruhu öldürüp de cesede gömen kim? Kim? Günahlar. Günahlar. O zaman ruhun Azrail'i günahtır. Ruhun Azrail'i Azrail aleyhisselam değil. Yapmıştık. Çok güzeldi. Onun üstüne kalmış. He? Onun üstüne kalmış. Tabii ya, onun üzerine atmışlar kaba. Suçu bir başkası yapıyor, günah kabahat ona atıyorlar. Ben çok seviyorum Azrail aleyhisselam. Yalnız ona şöyle diyorum ve son sözümüz olsun. Küllü nefsin zayikatın mevt. Yok, küllü şeyin halikün ilaha veçhe. 15. mektup değil mi? Herkes haşir meydanında hesap verildikten sonra cennet cehenneme gidilmeden her şey yok olacak bir anda. Kudretten ilime. Bir an. Allah'ın dışında hiçbir şey yoktu ya bir ara. Yani bir ara derken kainat yarar. Aynı öyle olacak. Allah'ın dışında her şey ölecek. Tekrar Allah yaratacak. Tekrar. Küllü şeyin halikun ila feçe. Büyük melekle de bağlı. Her şey. Allah'ın dışında ne varsa. Hamile yaş. Her şey. Arşı, kürsü, cennet, hamele yarş, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Herkes ölecek. Allah'ın dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Allah. İlme dönüşecek tekrar. Şimdi Azrail aleyhisselam bunu bilmiyor mu? Herkesin ruhunu alan, öldüren diyelim. O da ölecek. Onda da ölüm endişesi var. Ölecek herkes. Ben de diyorum ki ona. Ve şu anda duyuyor beni. Sizi de duyuyor. Ey Azrail aleyhisselam. Hani Allah'ın bir kuralı var. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Evet, Hasan diyormuş. Bak, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Sevilmek istiyorsan ilk önce seveceksin. Hürmet istiyorsan ilk önce hürmet vereceksin. Ey Azrail aleyhisselam. Senin nasıl canın alınmasını istiyorsan benim ruhumu da öyle al. Nasıl alacağını sen tespit et şimdi. Bana yapacağın muamele sana yapılmasını istediğin muamele olsun. Nazarlık makamı oluyor abi. Vallahi ister nazar den istedim. Vallahi ben buna muhtacım. Bu dua da o da muhtaç. Azrail aleyhisselam da dua etmiş oluyorum. Ya Rabbi, sana nasıl yakışıyorsa Azrail aleyhisselamıma, çünkü yağcılık yapmam lazım. Onun canını öyle al. O da öyle dua ediyor. Ya Rabbi, kullarına. Şu anda biliniyor mu, bilinmiyor mu şu anda? Şu anda Allah ve melekleri, Cebrail, arş, kürs, bu manaları biliyorlar mı, bilmiyor. Şu anda o bu ortamı biliyorlar mı, bilmiyorlar mı aşağı? İtikadımızca an ve an taayyün. Zaten Allah müsaade etmese konuşamazsın. Her şey biliniyor ve onlar bakıyor böyle. Biz de diyoruz ki aciz bir kul olarak. Ya Rabbi, sana nasıl yakışıyorsa bize öyle muhabbet. Gerisini bırak. Ne cehennem korkusu, ne cennet sevdalılığı olsun. At böyle arkana. Cehennem endişesi korkusunu da bırak. Cennet ümidi ve iştiyakını da bırak. Göğsünü ger. Yalnız ve yalnız bana rıza ilahi gösterildi diyor. Hizmetin kendisi, kendisi ücrettir dedi ustam. Evet. Emir de kaçtı? 104. Diyor ki maddi ve manevi terakkiyatıma cennet. Azaptan ve cehennemden iki tane şey söylüyor. Maddi ve manevi terakkiyatıma cennet. Azaptan ve cehennemden kurtulmama Risale-i Nur'u vasıta yaptığımı o yapmasın diye 25 sene zalimlerin eliyle
Beni memleketten memleketten, hapisten hapise, işkenceden işkence zehirleyerek yaptılar. Ben bunun hikmetini bilmiyordum. Zalim zalimliğini yaptı. Bunun hikmeti neydi? Şimdi anlıyorum ki hizmet imani ve Kur'an-ı maddi ve manevi terakkiyatıma, azaptan ve cehennemden kurtulmama alet yapmaktan imiş. Ben şimdi anlıyorum ki ne maddi ve manevi terakkiyatıma ne de cennet ve cehennemden, böyle bir davan ki cennet ve cehennemden kurtulmana vasıta yapmayacaksın böyle. Yalnız ve yalnız niçin yapıyorsun? Allah rızası için. Gözün o taraf olacak. Bu böyle olmayacak. Böyle bir dava. Ölüm anda da böyle. Veya zor durumda olduğunuz zaman ya Rabbi şunun hatırına. Bu acayip bir şey ya. Ya Rabbi şu yaptığım iyiliğin hatırına, şu hizmeti gibi şans-ı manevinin hatırına hiçbir şey kullanma. Ya Rabbi sen Allah'sın. Niye sana iman edip ibadet ediyorum? Sen Allah olduğun için. Başka bir şey yok. Gerekçe yok. Ben niye iman ediyorum? Niye sana ibadet ediyorum? Niye kulluk yapıyorum? Çünkü sen Allah'sın. Allah, Allah olduğu için ubudiyet ediyoruz. Başka ne bu, ne bu? Nurcunun cehennemi, cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Allah'ı kaybetmek endişesi bizim cehennemimizdir. Bizim cennetimiz, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı. Bunlarla meşgul olmamalı, bunlar mahluktur. Hedefimiz vacib-i vücut. Bunun adı da nedir şu sistemi anlattığım olayın adı? Sırrı ihlastır. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha.